Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sıfırdan yüzeye teknik analiz eğitim setine devam ediyoruz. Eğer eğitim setinin tamamına erişmek isterseniz sağ üst köşeye bir kart bırakıyorum. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Bu videonun konusu hareketli ortalamalar olacak ve hareketli ortalamalardan bahsedeceğiz. Basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalamadan bahsedeceğiz. Daha birçok hareketli ortalama var ama biz bu ikisinden bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizler için gerçekten çok önemli. Öncelikle hareketli ortalama nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Teknik analizde oldukça popüler olan ve bir varlığın belli bir süre boyunca Ortalama kapanış fiyatını hesaplayan gösterge hareketli ortalama. Moving average, MA ya da basit hareketli ortalama Simple Moving Average, SMA denir. Bu ikisi hemen hemen aynı şey. Hareketli ortalama geçmiş fiyat verilerinden ortalama değer çıkararak piyasanın gidişatı hakkında bir fikir verir. Böylece bizler yatırımcılar kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kaynaklı risklere karşı kendi risklerimizi biraz daha hafifletmiş oluruz. Hareketli ortalama sabit bir gösterge olmadığından ve yeni fiyat verileri girildikçe veya geldikçe güncellendiğinden hareketli sıfatını almıştır. Peki hareketli ortalama grafiği nasıl okunur? Hareketli ortalama formülü kullanarak gün gün hesaplama yapılır. Hareketli ortalamalar günlükte kullanılabiliyor. Haftalıkta saatlikte ama en yaygın kullanımı günlük. Tating view üzerinde ne demek istediğimi göstereceğim günlük saatlik haftalık derken. Her günün kapanış fiyatı grafik üzerinde bir noktaya denk geliyor. Noktalar birleştirilince ortaya çıkan trend çizgisi bizler için yatırımlar için fikir yatırımcılar için fikir sağlayan bir grafiğe dönüşüyor. Her yeni günün kapanış fiyatı doğal olarak hareketli ortalama trendi üzerinde etkili. Trend çizgisini kıran güçlü bir fiyat hareketi olduğunda bu durum bizler için yani yatırımcılar için güçlü bir teknik analiz sinyali anlamına geliyor. Peki e, biz hangi türlerden bahsedeceğiz? Hangi hareketli ortalama çeşitlerinden bahsedeceğiz bu videoda? Teknik analizde en çok kullanılan hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama SMA Simple Moving Average diye geçiyor. Ve biri de üstel hareketli ortalama (EMA) ya da İngilizce söyleyişiyle MA, (EMA, EMA, EMA) bu iki hareketli ortalamadan bahsedeceğiz bu videoda. E, ama bundan öncesinde size hareketli ortalamaları yani SMA'yı ve EMA'yı nasıl Trading View'da buluruz e, ve bunlar nasıl gözüküyor grafik üzerinde bundan bahsetmek istiyorum. Hemen şimdi Trading View'e geçelim isterseniz. Trading View'da Bitcoin USDT paritesini açtı ve onun grafiğine bakıyoruz. Binance'de. Trading View nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız Trading ile ilgili temelde nasıl kullanıldığı hakkında bir eğitim videosu da çektim. Onun da kartını sağ üst köşeye bırakıyorum. Ee, şimdi grafik üzerinde hareketli ortalamaları nasıl ekleriz gelin onu göstereyim size. Bakın ben İngilizce kullanıyorum. Siz de isterseniz İngilizce kullanabilirsiniz. Şu bölümde İngilizce kullanıyorsanız indicators yazar sol üstte indikatör bunun e, Türkçesi. Buraya tıklayın ve örnek vermek gerekirse basit hareketli ortalama ekleyeceğimizi varsayalım. SMA yazın. Moving Average. Bunu buradan ekledim. Nereden görebilirim bunu? Şu bölümde görebiliyorum. Bakın gördünüz mü sol tarafta. Bunun değerlerini ayarlayabiliyorum. Şuradan Settings'e tıklıyorum. Bakın burada uzunluk diyor. Ben bu length'i yani uzunluğu 200 yaparsam benim karşıma burada 200 günlük Bitcoin USDT ee, Basit hareketli ortalaması çıkar bakın şu an 200 günlük hareketli ortalama fiyatının üzerinde Buradan tekrardan ayarlara tıklıyorum İstersem rengini de değiştirebilirim bunu şöyle Turuncu yapacağım e, Kalınlığını vesaire de değiştirebilirim şimdi ben burada uzunluğu 200 gün yaptım ya neden 200 günlük hareketli ortalama bu Çünkü Bakın grafikte de günlük grafiğe bakıyorum. Eğer bu grafiği ben şuradan haftalığa çekseydim ve çektim şu an gördüğünüz gibi. Şu anda 200 haftalık hareketli ortalamaya bakıyor olacaktım. Ve evet zaten ona bakıyorum. 200 haftalık hareketli ortalamayı da Bitcoin şu an kırmak üzere gördüğünüz gibi basit hareketli ortalamayı. Yani buradaki temel mantık bu. Bunu burada oynadığınızda şöyle bir aylık yaptığınızda grafiği 200 aylık şeye bakıyorsunuz örnek vermek gerekirse hareketli ortalamaya böyle düşünebilirsiniz buradan tekrardan günlüğe çevirelim en çok kullanılan günlük olduğu için şöyle 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde zaten bu basit hareketli ortalama bir de üstsel hareketli ortalama eklemek istersek bunun içinde buraya ema yazıyoruz çoğunlukla tercih edilen bu Bakın burada zaten yazmış şu. Moving average exponential. Buraya tıkladım tekrardan. Bakın sol tarafa ema diye geldi gördünüz mü? İşte şunu buradan kapattığımda basit hareketli ortalama çıkıyor. Ema geldi karşıma. Burada hemen yeniden tekrardan ayarlara tıklıyorum. Uzunluğu 200 yaparsam yeniden 200 günlük ortalama çıkacak karşıma. Şuradan rengini de. Bunun da sarı yapalım acaba. Sarı yaparak, okey diyebilirim. Bakın, bu da 200 günlük üstsel hareketli ortalama. İkisinin arasındaki farkı anlatacağım. Buradaki mantığı kavradığınızı düşünüyorum. Neden 200 günlük, neden 200 atlık, nasıl yaparız? Bunu kavradığınızı düşünüyorum. Bunların farklı kullanımları var. Aynı anda hem 50 günlük, hem 200 günlük, hem 20 günlük hareketli ortalamalar eklenebiliyor. Kesitliklerinde vesaire. Golden Cross, Dead Cross gibi kullanımlar olabiliyor. Bunlardan da ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Şimdi hemen tekrardan slaytımıza geri dönelim isterseniz buradaki mantığı kavradıysanız. Bakın buradan tekrardan bunları da silebilirim istersem şuraya çarpıya tıklayarak. Slaytımız üzerinden devam edelim ve ilk olarak basit hareketli ortalamayı anlatalım. SMA ya da MA Moving Average olarak da geçiyor. Basit hareketli ortalama en çok kullanılan hareketli ortalama türlerinden biri. Benim tercihim EMA ama siz isterseniz da kullanabilirsiniz. Bir finansal ürünün belirlenen bir dönem içerisindeki günlük kapanış fiyatlarının yani bir günlük kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ee, örneğin 7 günlük basit hareketli ortalama eşittir. Ürünün kapanış fiyatlarının 7 gün boyunca toplanıp 7'ye bölünmesiyle elde ediliyor. Formülü bu şekilde. Basit hareketli ortalama kısa vadeyi kapsayan piyasa analizleri için daha uygun. Baz alınan periyot uzadıkça basit hareketli ortalamanın yaptığınız analize olumlu katkısı giderek azalıyor. Hatta basit hareketli ortalamanın uzun dönemi kapsayan bir teknik analizde kullanılması hatalı sonuçları elde, edip, elde etmemize neden olabiliyor. Peki üstsel hareketli ortalama olan EMA nedir? EMA ise Üstsel hareketli ortalama, basit hareketli ortalamaya benzer bir şekilde geçmiş fiyat verilerinin ortalamasını alan ama güncel verilere daha fazla ağırlık veren hareketli ortalamaya Üstsel hareketli ortalama, EMA diyoruz. Yani son veriler, son girdiler ortalama hesaplanırken daha önemli burada. Bundan dolayı fiyattaki güncellik, o fiyat e, ortalamasındaki güncellik, ağırlık daha sondaki verilerde yüksek olduğu için bize daha güncel veriler sağlayabiliyor. Bu terim yani EMA terimi bazen üstsel hareketli ortalama olarak da kullanılabiliyor ya da e, üstsel olarak da kullanılabiliyor. Üstel hareketli ortalama göstergesi kapsadığı zaman çerçevesi zaman çerçevesindeki fiyat verilerinin hesaplamadaki ağırlığını güncelliklerine göre arttırır. Yani son güncel girilen veriler e, üstsel hareketli ortalamada daha önemli. Bunun amacı piyasadaki trend hakkında daha doğru bir fikir vermek ve basit hareketli ortalamadaki gecikmeyi azaltmaktır. Ya yani bundan dolayı ben EMA'yı tercih ediyorum. Buradaki mantığı anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Hareketli ortalamalar destek ve direnç alanlarını belirlememizde yardımcı olur. Örneğin yükseliş trendine sahip üstsel hareketli ortalama EMA fiyattaki olası bir düşüşte destek görevi görebilir. Tam tersi bir senaryoda ise düşen bir EMA var ilgili enstrümanda yukarı yönlü bir fiyat hareketi olduğunda EMA çizgisinin EMA trend çizgisinin dirent, direnç işlevi görmesini bekleyebiliriz. Bunu da TradingView üzerinde göstereyim hemen isterseniz. Tekrardan TradingView'ı açtığımızda ve 200 günlük EMA yani üstsel hareketli ortalamamızı eklediğimizde Demin bahsettiğim şeyi burada görebiliyorsunuz. Nedir? Ne demiştik biz EMA için? E, destek ve direnç görevi görebiliyor. Bakın burada 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş Bitcoin USDT paritesi. Ve buradan hızlı bir şekilde ne yapmış? Sekmiş, destek görevi görmüş ve yukarı fırlamış fiyat. E, bu aynı şekilde e, direnç olarak da karşımıza çıkabilir. Hemen bakalım direnç olarak herhangi bir yerde e, hareketli ortalamamız bir tepki vermiş mi? Şöyle bir açalım hemen. Hızlı bir şekilde göz atalım. Bakalım burada aslında burada bir tepki vermiş gibi. Şöyle yakınlaştırdığımda aynen burada da mesela gördüğünüz gibi hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamaya fiyat yaklaştığında burada yine veya üstüne çıktığında bir direnç tepkisi vermiş ve fiyat tekrardan aşağı düşmüş. Bakın tam şu bölümden bahsediyorum. Ee, fiyatta tekrardan bir aşağı yönlü hareket olmuş. Yani fiyat 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş, sekmiş, aşağı doğru ilerlemiş yine. Buradaki hareketli ortalama EMA bir ne görevi görmüş? Ee, direnç görevi görmüş. Eğer destek ve direnci ne olduğunu bilmiyorsanız destek ve direnci anlattığım video var eğitim setinde. Sağ üst köşeye kart olarak bırakıyorum. Oradan siz de inceleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tekrardan slaytımıza geri dönelim. Sunumumuza geri dönelim ve hareketli ortalamaları incelemeye devam edelim. Slaytımız üzerinden devam edelim. Hareketli ortalama grafiği nasıl okulduğuna dair ufaktan bilgiler verdik. E, bu bilgilere devam edeceğiz tabii ki de. Aşağıda zaten hareketli ortalama grafiği hakkında başka bir örnekte görebiliyorsunuz. Trading View'den çekilmiş. 200 günlük hareketli ortalama bu. E, gördüğünüz gibi bu fiyatlar hareketli ortalamanın üzerinde bir nevi aşağıda yine ne görevi görmüş hareketli ortalama? Destek görevi görmüş. E, burada hareketli ortalamaların fiyatın hareketli ortalamanın üzerinde veya aşağıda olması da önem arz ediyor. Bunun da ne önem arz ettiğinden bahsedeceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Hareketli ortalamalar hızlı ve yavaş olacak şekilde iki çizgi halinde kullanılabiliyor. Yani birden fazla hareketli ortalama ekleyebiliyoruz e, grafiğe. Ve bu çizgilerin kesişimleri alsat sinyalleri verebiliyor. Örnek vermek gerekirse buradaki mavi çizgi yani e, hızlı hareketli ortalama dediğimiz turuncu çizgiyi kesmiş. Aşağıda gördüğünüz gibi yukarı yönlü kesmiş şu tarafta bakın şu bölümü anlatıyorum. Ee, burada bir al sinyali verilmiş. Yani hızlı derken ne demek istiyorum? 20 periyotluk ya. Yani periyottan kastım ne? Atıyorum günlük olsun bu hareketli ortalama emalar. 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareket, hareketli ortalama yukarı yönlü kestiğinde bir al sinyali veriliyor. Ee, bunun tabi Dead Cross'u, Golden Cross'u var. Bunları da bir sonraki videoda anlatacağım. Buradaki temel mantığını anlamanız açısından e, burayı göstermek istedim. En çok tercih edilen hareketli ortalama aralıkları da bu şekilde. Kısa vadede 10-21, orta vadede 10-50, uzun vadede 50-100, popüler kullanımda ise 50-200 şeklinde olacak şekilde kullanılıyor. Ben 20-50-200 kullanıyorum. Ee, siz de kendinize göre kendi... Trade stratejinize göre bir şey belirleyebilirsiniz. Aralık belirleyebilirsiniz. EMA kullanıyorum ben. bana Beni soracak olursanız. E, 200 günlük hareketli ortalama ile EMA ile ayı mı veya bağ mı sezonda olduğumuzu da anlayabiliriz. Bakın 200 günlük hareketli ortalama var aşağıdaki grafikte. E, Türk Hava Yolları'nın hisse senedi. Türk Hava Yolları TR'ye yani Türk Lirası üzerindeki hisse senedinin fiyatı. Gördüğünüz gibi hep 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Yani biz burada her zaman ne kovalayacağız? Olası düşüşlerde hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuz için alım ve yukarıda satım kovalayacağız. Çünkü zaten hareketli ortalamanın üzerindeyiz, boğa sezonundayız. Bunun tam tersi olduğunda ise hemen örnek vermek gerekirse burada Bitcoin USDT Bitcoin Amerikan doları Tether grafiğine bakıyoruz. Bitcoin'in grafiği burada 200 günlük hareketli ortalamanın yine bu sefer de altında. Bu Turuncu çizgi 200 günlük EMA. Burada da Bitcoin'in fiyatı yükseldiğinde mantık olarak e, ya short yönlü pozisyon kovalayacağız yani aşağı yönlü pozisyon. Aşağı düştükçe fiyat kazanmayı e, elde etmeye çalışacağız. Ya da e, düşükler alıp yukarıda satmaya çalışacağız. Hani buradan da 200 günlük hareketli ortalama ile EMA ile de ayı boğa, ayı sezonunda mıyız? Boğa sezonunda mıyız? Bunu anlayabiliriz. E, bunu da gösteren bir indikatör diyebilirim. E, Hareketli ortalamalar için. evet Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Ve kafanızda her şey oturmuştur. Sıfırdan yüze teknik analiz eğitimine devam edeceğiz. İlerleyen videolarda daha birçok e, indikatöre ve terimlere değineceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizler için gerçekten çok önemli. Eğitim setini çekerken e, kümülatif bir şekilde üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyorum ki kişilerin kafası sıfırdan yüze giderken karışmasın ve eğitim seti bittiğinde temelde birçok konuya hakim olmuş olmayı başarabilsin. En azından teoride. E, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar. <laughs>